Sağlıklı Yaşam ve Güzellik programından tüm ETV izleyenlerine günaydın diyerek günü başlıyoruz. Değerli izleyenler, bugün Çanakkale Zaferi'nin tam 107. yıl dönümü. Öncelikli olarak Ulu Önder Atatürk'e ve tarihin kaderini değiştiren kahramanlarımızı şükranla ve minnetle anıyoruz. Değerli izleyenler, bu hafta Beyin Farkındalık Haftası ve konuya dair iki değerli konuğumu ETV stüdyolarında ağırlayacağım. Beyin hakkında bilmemiz gerekenleri konuşacağız. Beyin hakkında doğru bildiğimiz yanlışlar konusunda birçok sorumuz olacak ve konunun uzmanı olan iki değerli doktorumuzu stüdyomuzda ağırlıyoruz. Celal Bayar Üniversitesi Fizyoloji ve Nörofizyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Manisa Uyku Derneği Başkanı Profesör Doktor Necip Kutlu program konuğumuz olacak ve yine Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uyku Bozuklukları Birim Sorumlusu Profesör Doktor Hikmet Yılmaz'ı programımızda ağırlayacağız. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Hoş geldiniz Necip Hocam. Nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ederim. Öncelikli olarak davetimizi kabul edip geldiğiniz için televizyonumuz adına ve şahsım adına çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Bugün çünkü çok önemli konular, önemli bilgiler vereceksiniz konuya dair. Hocam ben öncelikle Necip Hocam sizinle başlamak isterim. Bir derneğiniz var, Uyku Derneği. Bu dernek ne zaman kuruldu ve amacı hakkında izleyicilerimizi biraz bilgilendirmek açısından neler söylemek istersiniz? Şimdi bizim aslında iki derneğimiz var. Bir uluslararası TUBAS Derneği var. Yıllarca 2004 yılında kurulan bir derneğimiz var. Bir de bizim gerçekten kendimizin kurduğu Anadolu Uyku Derneğimiz var. Bu derneğimiz amacı insanlara ulaşmak, beynimizi izah etmek, araştırmak ve insanlar beynimizde farkındalık yaratmak. Yani gerçekten insan en çok bildiği şey beynidir. Evet. Bilmek istediği şey. Fakat ne kadar bilgimiz var bilemiyoruz. Doğru bildiğimiz birçok yanlışlar var. Tabii. Onun içindir ki az önce siz de ifade ettiniz. Mart'ın 3. haftası yani 2. haftasından sonra Dünya Beyin Farkındalık Haftası'yla kabul edilmiştir. Ve bu şekilde biz bir program yaptık. Arkadaşlarımızla beraber. Bunlardan başında tabi ulusal seslenmek televizyon programlarıyla onu yapmak. Ondan sonra kendi meslektaşlarımızla işte beyin gelişimi ve davranışı üzerine 15 Mart'ta hem de tıp bayramının ertesi günü bir konferanslar zinciri yaptık. Yine bir grup arkadaşımız Doktor Şüada Alpay ve Doktor Beste Menteşe ile beraber mantık olarak çocuklarımızda beyin gelişimi, ilkokul öğrencileri ve ortaokul öğrencileri beynin nasıl gelişiyor, nedir mahiyetine, onlar üzerine şey yapıyoruz. Yine nörolojide uyku merkezini getirdiği mekanizma olarak karşısına çıkan sistemler içerisinde uyku nasıl çekiyor, uykunun gerçekten rahatsızlığı var mı? Burada uzmanları var, fazla girmeyeyim, onu yapacak. Yine bir de bizim fizyoloji anabilim dalının beyin kognitif fonksiyon test laboratuvarımızda biz beynin yüksek fonksiyonu ölçtüğümüz laboratuvarımızda öğrencilerimiz ve her gelen orada ziyaret edebilir. Neler ölçüyoruz, neler değerlendiriyoruz. Onların böyle halka açık yönde klinik açıdan değil de ya ben merak ediyorum bu çocuğumuzun dikkati nedir, ne değildi bunu ölçebiliyoruz ve tanıtıyoruz reklamları nasıl yapıyoruz. Bir de tabii işin aslında beyin gelişmesi sadece öğrenmek değil, bir de eğitmek var. Burada beyni geliştiren, işte benim için şu anda yapılan çalışmalarda benim bilgilerimde o var. Satranç nedir, nasıl geliştiriyor? Mesela onun için bizim Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi Ertuğrul Tatlısumak Beyefendi'nin sümüntüne bir satranç gösterisi var. Onu yapacağız. Yani çocuklara daha doğrusu satrancın eğitimi öğretiyoruz ve onu övgü yaptık. Hatta biz bunu şu anda Milli Eğitim'de bir ders olarak da geçtiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Belki bizim basit bir çalışmamız, bir araştırmamız da ona ön ayak oldu. Yine şu anda yaptığım bir çalışma var. Bilardo beyni nasıl etkiliyor diye. İşte biz de çağırdık. 23 Nisan'da Dünya Artistik Bilardo Şampiyonu Sayın Serdar Gümüş Bey'i çağırdık. Gençlerle, bilardoyu seven gençleri bir yere getireceğiz. Yine bizim Manisa'mızın çok kadim dostum benim de Aliza Talan Bey de yine gençlere tanıştırarak mantık olarak geliştirmeye çalışıyoruz sistemi. Bu şekilde bir program yaptık. Yine bir psikologumuz yardımıyla
Çocuklara film seyrettik. Yani bakın eğitmek bu yani. Ama bu filmde tabii altyapısı olan bir süreç yapılanma nasıl oluyor, şiddet nasıl oluyor, olmuyor. Bunun mekanizmasıyla çalıştırma, böyle bir program yaptık, yapıyoruz, devam ediyoruz. Dernek olarak çok güzel, evet, farkındalık oluşturacak güzel çalışmalar, evet, yapıyorsunuz hocam. Ama tabii bizim en çok merak ettiğimiz şeyler var beyin üzerine. Beynin biraz fizyolojik özelliklerinden bahsedecek olursak, beyni nasıl geliştirebiliriz? Beyin gelişimi belli bir yaş aralığında mıdır? Çocuk yaşta mı gelişir, genç yaşta mı gelişir? Gelişim bir süre sonra duruyor mu? Nasıl bir özelliği var beynin, evet, dersen neler söylemek, evet, istersiniz? Çok güzel bir konu. Ben bunu çok da seviyorum. Anlatıyor fizyolojisi. Aslında biz doğduğumuz zaman beynimiz 300 gram bile değil. 280-300 gram. 400 de olarak değişebilir. Yani ortalaması bir. Ve ilginç olan 7 yaşında, 6 yaşında bu 1400 gram. Normal insan beyni 1500 gramdır. Evet. Şimdi beynin şöyle bir özelliği var. Özellikle anne karnındaki bir çocuk anne karnına düştüğü zaman beyin gelişmeye başlar. Hmm. 10. haftada. Anne daha haberi yok dünyasından. Acaba ne olacak? Ve beyin gelişiyor. Ve burada ilk duyu sistemi olarak kimyasal iletiyle anne irtibat kurar. Plasenta, arda, o yoluyla. Ve çocuk yavaş yavaş orada gelişir. Beyin gelişir. Zaten kendisi yok ki. Evet. Sadece taslak var, kromozom taslak var. Orada o çocuk, o bebek annenin yağıyla, annenin proteini, anne vitaminiyle gelişir. Yani bir nevi şöyle bir örnek verirsek belki oturur. Yani inşaat var, evet, proje var. Baba da şeye var, projeye göre, ama o bina yapılacak binanın altyapısını işte çimentosunu... Şekillenmeye mi başlıyor? Hayır efendim, çimentosundan bahsediyorum, kumundan bahsediyorum, demirden bahsediyorum. Evet. Şekillenme aynı, program içerisinde yapılır ve çocuk şekilleniyor. Ki beynin şöyle bir aşamalar var. Bir anne karnı, intrauterinatı bir tarafa koyalım. 0-3 yaş arası çok iyi etkilenir. Evet. Ondan sonra 4-6 yaş arası, yani ergenlik öncesi, çocuk dönemi çok önemlidir. Ergenlik döneminde de çok önemli bir travma yaşar, yani travma değil, değişiklik yaşar. Bir beyin aslında 0 yaşından başlayarak 21 yaşına kadar gelişmeye devam eder. Ha, hayat boyunca devam eder ama hızlı dönemleri vardır. En çok hızlı gelişen gelişme yaşlar 0-3 yaşına kadar. 0-3. 3 yaş. Çok önemli. Anne ile irtibat. Evet. Ve beyindeki hücre çoğalması var. Biz onu ısıtan ve dallama dediğimiz dönemleri var. İlk doğduğu zaman 50 trilyon dallama vardır. İşte 2 yaşında 1000 trilyona geçer ama bir erişkinde 500 trilyon dallanma vardı. Bu nöronların dallanma, bir ağaç gibi düşünün. Evet. Dallanması olarak algılayalım. Bu şekilde gelişir. Onun için genç yaşlarda, bir çocuklarda kişilik, davranış, yani psikolojik durumları, nörolojik gelişmeleri o aile ve çevresinden aldığı olumlu olumsuz etkileri altyapısını oluşturur. Kortekste 6 yaşında daha çok gelişir. Yani beyin kabı 6 yaşında daha iyi gelişmeye başlar. Öğreniriz. Orada iki, işte okuma yazmayı orada öğreniriz. Ama tabii, konuşmayı, duygusal konuşmayı daha 3 yaşında başlar konuşma terminolojisi. Bu şekilde gelişir. Tabii bir de lateralizasyon dedim. Sağ ve sol yetenek arttıkça da mekanizma değişir. Evet. Ondan dolayıdır ki anne burada bir çocuğun ya gelecek neslin mimarıdır. Anne. Evet, ve orada anne bilinçlenmesi çok önemli. İlgili anne ve olacak. Annenin orada verdiği şey var. İki şey öğrenmiştir. Kalbi çalışıyor bir çocuk doğduğu zaman. Solunum sistemini çalışıyor. Bir de kavraması, emmesi var. Başka bir şey yeteneği yok ki. Ve pert doğar tabiri caizse. Ne konuşabilir? Hocam peki ne? Şöyle diyebilir miyiz? Şimdi anne dışarıdan bütün her şey çocuk anne karnındayken algılamaya başlar dediğimiz. Evet. O dış etkenler gerçekten çocuğun beyin yapısını da şekillendiriyor mu anne karnındayken? Tabii. Anne karnında tabii bir kere duyu meselesi var. Evet. Mentalite şu, reseptörünüz yoksa, yani onu algılayamıyorsanız, yani görme engelli bir insanın ışık dünyası yoktur, evet, gibi. İki şey, kimyasal, evet, ileti var. Yani kimyasal koku dediğimiz, yani kimyasal iletiyle artı anne karnında ses duyar. İlk duyduğumuz duyulardan bir tane sestir. Mesela görme ancak 3 aylıkken netleşir. Yani bir çocuk gördüğü zaman annenin sadece silüetini görür. Yani bir çocuk doğduğu zaman hipermetrop görür. Yani göz küresi küçük olduğu için net göremez yakını. Yani annenin silüetini görür. Bir müddet sonra netleşir. Ama ses önemli. Ses, anne karnındaki sesleri, annesinin kalp sesi, bir de koku, kimyasal dediğim koku. Annenin kokusu var. Tabii.
Ve bunu sadece insan olmak... Bebek hatta daha 40 günün ne kadar 40 gününden sonra anne kokusunu hissederek aynen, tepki vermesi vesaire aynen. Bununla mı ilgili hocam? Sebebi yani algılıyor sebebi çünkü kokuyu bütün algılıyor. Canlarda bu var. Tabii. Hayvanlara böyle şeyde hem anne için bu geçerli hem de yavru için tabii. Binlerce hayvan var. O yavrusunu anında bulur. Duyularla iletişim. Duyularla iletişim, kimyasal iletişim. Sadece doğasına olan bizim evet. Yapımızda gelen bir şey. Doğamızda olan bir şey. Ben hep onu söylüyorum. Fabrika ayarlarına girmek lazım. Az önce sohbetimizde onu şey yaptık. Yani biz doğal yaşamamız lazım. Kesinlikle. Hocam o konulara evet. Çok gireceğiz tamam, biraz sonra. Evet. Doğal yaşam nasıl doğal yaşayabiliriz o konulara gireceğiz ama hocam Hikmet Hocam'la da devam evet, etmek isterim. Hocam açık alanda ayakta olmak, hareketlilik ve doğada olmak beynin gelişimini nasıl etkiliyor? Sorunuza cevap vermeden girişte siz de bahsettiniz. Öncelikle bugün 18 Mart Çanakkale şehitlerini anmamızın 107. yıl dönümü. Ben burada Kemal Yerinde, Conk Bayırı'nda, Kilit Bahir'de, Anapartalar'da Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ülkemizde Kurtuluş Savaşı'nı da ateşleyen o düşüncenin şehitlerini minnetle, rahmetle anıyorum. Bugünü özel bir, güzel bir günde sizle Beyin Haftası'nda birlikte olmanın keyfini yaşıyorum. Necip Hocama ve size de bu davetiniz için teşekkür ediyorum. Güzel. Teşekkür ederiz. Evet, açık havada olmak, ayakta olmak beyin için en arzu edilen postür ve durumlardan biri. Beyin kim? Yani beyin ne? Beyin vücudumuzun en elit organlarından biri. Niye elit? Hoca biraz önce bahsetti, yetişkin bir insanda yaklaşık 1,5 kilo. Yaklaşık 90 milyar civarında da nöron var. Bir gri cevheri var, bir beyaz cevheri var. Beynin bir sağ tarafı var, bir sol tarafı var. İşte bu beyin vücudun ürettiği ya da ihtiyacı olan glikozun %15-20'sini tüketiyor. Ülkenin gayri safi milli hasılası gibi düşünün. Vücudun %15-20 glikozunu tüketiyor, %20 oksijenini tüketiyor. Bu kadar da çok ihtiyacı var yani. Evet. Kadında da erkekte de biraz farklı. Kadınlarda 100 gram daha az beyin dokusunun total kütlesi. Ama en büyük alimlerden biri Albert Einstein. Bunda da 1230 gram beyin. Demek ki beynin ağırlığıyla insanın zekası arasında öyle çok da korele bir ilişki yok. Yani büyüklük, ağırlık farklı ama yetenek, ama onu kullanmak daha farklı. Kadınlarda daha çok gri cevher, erkeklerde beyaz cevher. Beyaz cevher bu hocanın biraz önce bahsettiği nöronların, aksonlarının bulunduğu ve hızlı düşünmeyi gerektiren özellikleri barındırıyor. Ama gri cevher de dil fonksiyonları ve yeteneği barındırıyor. Beynin sol tarafı, yani sağ elini kullananlar daha çok böyle matematiksel, kurgusal, uzaysal fonksiyonlarda başarılı. Ama beynin sağ tarafını, yani sol elini kullananlarda yaratıcılık, yetenek, sempati, tabii özellikle sıra dışılık bunlarda çok daha ön plana çıkıyor. Beyin kendine özgü bir çalışma şemasıyla devam ediyor. Hızlı düşünüyor, çok hızlı düşünüyor. Özellikle beynin sağı ve solu birlikte çalışıyor. Bunu birlikte yapanlar, bunu birlikte ne yaptırıyor? Mesela dans etmek, müzik yapmak, bir enstrüman çalmak. Yani diyelim ki bir gitar çalmayı öğrenmek istiyorsunuz. Bakın çalabilirsiniz ya da çalamazsınız ayrı bir konu ama o uğraşın içine girmek beynin sağını ve solunu birlikte çalıştırıyor. Ayakta olmak, açık alanda olmak ve dolaşmak beynin üretkenliğini, gri cevherin kapasitesini artırıyor. Gri cevher ne kadar artarsa da beynimiz o kadar gelişiyor, o kadar zor yaşlanıyor. Çok yönlü olabiliyoruz. Aslında evet, çok yönlü evet. Gördüğümüz kişilerin o zaman gri cevherinin daha fazla olmasından evet, mı evet. Kaynaklı diyebiliriz? Aslında o gri cevher pembemsi renkte bir şey. Yani o bizim
fizyologlarımızın, patologlarımızın hani otopsilerde ölmüş insanların beyninde gördüğümüz renk aslında o beyin tofu kıvamında beyaz ve pembemsi görünümde bir doku. Ama o gri cefer dediğimiz şey hani daha pembemsi olan yapı daha çok da biraz önce söylediğimiz fonksiyonları geliştiren bir yapı. Hı hı. Mesela hipokampusumuz var beyinde, gri ceferin yoğun olduğu bir yer. Burası aynı zamanda bilgilerin de çekmecelendiği bir yer. Yani sınırsız diyebiliriz. İnsanoğlunun belleği de, kapasitesi de işte onu geliştirmek o gri ceferi ne kadar kullanabildiğinizle alakalı. Hı hı. Onu kullanma yeteneğiniz açık alanda yürürken, dolaşırken, müzik yaparken ve rahat pozisyonda, sakinken daha gelişen, daha efektif kullanılan bir mekanizmamız oluyor bizde. Hocam o zaman rutinden çıkmamız gerekiyor dönem dönem. Yani kapalı ortamda çalışma ve stresli ortamlardan bazen uzaklaşıp doğaya, açık havaya gitmemiz gerekiyor yaratıcılığımız ve beynimizdeki o gelişimi artırmamız için diyebilir miyiz? Evimize giderken bile mümkünse farklı birkaç yol varsa farklı yollardan gidin. Bu bile rutinin dışına çıkmaktır yani, beyin gelişimi için diyebiliyorsunuz değil mi hocam? Hocam peki yaş ilerledikçe beynin çalışma fonksiyonları azalır mı? Yani beyin yaşlanır mı? Şimdi tabii hoca biraz önce bahsetti. Ana karnında başlıyor beynin gelişimi ve bebeklik döneminde en hızlı olduğu, en iyi geliştiği dönem. Aslında 25 yaşına kadar bu aksonodendritik bağlantılar, beyin omurilik sıvısının gelişimi, beyaz cefer, gri cefer yani bu anatomik terimlerin gelişimi devam ediyor ve 25'inden sonra beynimizdeki nöronlarda bir azalma başlıyor temel olarak. Ama biraz önce hani dedim beynin sağını ve solunu birlikte kullanmak beyni geliştiriyor dedim. O yetenek yaşla birlikte oluyor. Bakın Amerikan Başkanı Joe Biden 79 yaşında. Evet. Amerikan Başkanı ama şu anda. Hı hı. Yani oraya insanı kolay kolay getirmezler. Yine temsilciler meclisi başkanı Pelosi 81 yaşında. Bizim Genco Erkal büyük tiyatrocu halen sahnelerde, halen ezber yeteneği yüksek, izlerken büyüleniyorsunuz. Genco Erkal da 83 yaşında. Evet. Yani tabii ki yaşlandıkça Alzheimer dediğimiz beyindeki beyaz ve gri cevherin azalma süreci devam ediyor ama bilinçli bir yaşamla siz o azalmış olan gri ve beyaz cevheri örneğin 30 yaşında bunu iyi kullanamayan bir gençten daha iyi kullanabilirsiniz. Evet. Hocam peki bunun bir formülü var mı? Yani 79-80 yaşında da beynin bu çalışma yani daha doğrusu gelişimini devam ettirebileceğimiz bir yöntem var mı? Neyi tavsiye edersiniz? Muhakkak izleyicilerimiz de bunun bir formülü, bir sırrı var mı diye düşünüyorlardır. Yaşla beyin ilişkisini ilk ortaya koyanlardan biri tiyatroda William Shakespeare. Onun ünlü bir sözü vardır. Yaşlılık geldi, akıl gitti diye. Evet. Gitmemesinin yolu özellikle stresten, monotonluktan, rutinden ve olumsuz düşüncelerden kendi kendinizi koruyabilme yeteneğiniz. Evet. Doğru eşi seçmek, doğru mesleği yapabilmek, diğer insanlar için genelde ve olumlu düşünmek. Hep olumlu düşünmek. Çünkü beynimiz bir tane olumsuz düşünceyi yenebilmek için 5 tane olumlu düşünceye ihtiyaç duyuyor. Evet. Onun için dostlarınızı, arkadaşlarınızı petimiz değil de daha böyle iyimser insanlardan, güleç insanlardan, pozitif düşünen insanlardan seçmek, açık alanda spor yapmak mutlaka, iyi beslenmek, düzenli beslenmek ve özellikle de geceleyin iyi uyumak. Uyku, çok geceleyin iyi uyumak şunun için önemli. Beyin omurilik sıvısı ve nöronların etrafındaki eritrositlerin oluşturduğu pompa yapısı özellikle gece karanlıkta uyurken bir emme basma tulumba gibi çalışarak beyinde o gün içinde birikmiş olan artık proteinleri olumsuz her türlü atık maddeyi temizliyorlar. Bunun için iyi uyuyanlar sabah gündüz daha böyle
verimli, üretken ve canlı başlayabiliyorlar. Bakın bu söylediğim gündüz uykusunda mümkün değil. Evet. Yani bir insanın akşam 11'de yatıp sabahleyin 7'de kalktığında hissettiği ve aldığı verimli uyku özelliğiyle gece 4'te yatıp da ertesi gün 11-12'de kalktığında süreyin aynı. Yine 7-8 saat. Evet. Ama geceleyin uyunduğunda glenfatik sistem dediğim, demin tarif ettiğim sistem beyindeki atık maddeleri atarak beynimizin diri, temiz, genç ve daha uzun ömürlü kalmasını sağlıyor. Beyin ve uyku ilişkisini de en azından böyle bir açıklamış evet. oluyoruz. Necip Hocam, sizinle biraz devam etmek isterim. Biraz önce program öncesi bir genetik faktörlerle ilgili bir konuşma yaptınız sohbet ederken. Genetik, genetiğin beyin çalışması, beynin çalışması üzerindeki etkisi nedir? Etkiliyor mudur? Çok tabii muhakkak etkiliyordur. Aslında hocamın, Hikmet Hocam'ın konuşmasına devam edeyim. Yani tarih boyunca da yaşlılarda ben şöyle bir katkıda bulmak istiyorum hocam. Güzel izah ettim. Mesela Mimar Sinan şimdi arkamızda evet. duran eserin şeyi ilk işte Edirne'deki cami yaptığı zaman, şaheseri yaptığı zaman 80 küsur yaşında. Evet. Yine Beethoven birçok eserini yaptığı zaman çok yaşlı insanlar. 90 yani, küsur yaşına kadar yaşamışlar ve bunlar mimar. Aslında çok güzel ifade etti hocamız da. Aslında gençliğinde bol bol şey yaşarsanız evet. Mentalite sağlıklı olarak. Sağlıklı yaşarsak. Hayır efendim. Bol bol bilgi alırsanız. Hocam kafayı çalıştırırsanız Türkçe evet. karşılığı. Yani güzel. Dallanmayı iyi yaparsanız. İyi yani çünkü nöronlar ölür. Evet. Tamam ölür. Bunu kabul ediyoruz ama biz nöronu şöyle düşünün. Bir incir ağacının şey olarak tohum olarak düşünün. Bak incir diyoruz ya afiyet olsun. Ama o incir ağacının dalları önemli. O dalları kuvvet tutarsanız bir tane incir ağacı o bir tohum o dal kuvvetidir. Buğday gibi olmayalım. Çok güzel ifade ettim. Bu yaşam tarzıyla, bu efendim yoğunlukla olursa, artı bir de insanın yaşlandıkça, beyin yaşlandıkça daha doğrusu analitik düşünmeye başlar. Analitik düşünme, muhasebe. Evet. Bu için önemli. Bundan dolayı beyni böyle yapmak lazım. Yani kış gelmeden önlem alacaksınız. Yani yaşlanmadan yaşayabilirse yüklenmek lazım. Çünkü tek bir organ var. Yüklendikçe gelişen tek organımız beynimiz. Kalbe yüklenirseniz zarar verir. Evet, dizlere fazla yüklenirseniz zarar verir. Ama beyin öyle bir çalışır. Şimdi aslında o da güzel bir şey. Şimdi aslında beyin kaynağına bakmak lazım. Orijinal kaynağına bakacağız ki nasıl oluyor. Geldiğimiz zaman aslında burada ben yine bunu vurgulamak istiyorum. Buyurun. Anneler. Şu zamanda biliyorsunuz en kötü şeyimiz kadına şiddet. Hayır. İnanın annelerine çok da güzel bir tabir ver. Anneler cennet kimin ayağının altında? Ha, bu çok güzel ve gerçekten bu şekilde ve ilginç olan bir şey daha söyleyeyim. Bu bizim kalıtsal devamlılık, kalıtsal devamlılık annemizden geliyor. Yani sonuç bir aile bir çocuk doğduğu zaman onun içerisinde annesinin, anneannesinin bütün bilgileri var. Evet, yani kodlar. Kodları var, devam ediyor. Bilmiyoruz yani bunlar tabii belki birçoğu açıklanmaya şey de münhasır da onun için bunu iyi yakalamak lazım ve anne çok önemli. Ve oradan evet, devam ediyor. Ve inanın mucize mi istiyorsun? İşte bir çocuğun oluşumu bakın. Bu gerçekten embriyo, fetüs ve bebek. Yani böyle her doğada her yerde bu var. Ve inanın en baş hayvana bakıyorsun o annelik temel içgüdüsü var ya. Empatinin zirve yaptığı bir mekanizma. Genetik o zaman daha çok anneden mi geçiyor? Anneden, aynı devamlık anneden. Tabii erkeğin de şeyi var şimdi yapmayalım da bir şey. Yok tabii. Ve aslında kadın şöyle bir şey de değil. Yok. Olması gereken bizde artı eksi yok. Çeşitlilik var. İkisi bir yere gelirse bütünselleşir. Yani iki yaban kromozom olacak mı? Yani ikisi bir yere geldiği zaman birleşince bütünselleşiyor. Aslında özellikle yaklaşımı o. Bakış açısını değiştirmek. Hocam mesela zeka çok anneden geçiyor deniliyor. Hani bilim enerji kesin bir şey var şöyle. Evet. Şöyle var. Enerji anneden geçiyor. Mitokondriyal sistem annenin. Yani biz annelerimizin enerjisini alıyoruz ama şimdi epigenetik diye bir şey var. Bir de bu yavaş yavaş yeni yeni çıktı. Yahut da genetik hafıza diyoruz. Evet. Bizim bütün geçmiş insan tarihi bekle oraya. Atalardan geçen kodlar. Çünkü terminoloji var. Beyin niye gelişti diye. Neden bu biz modernleşiyoruz, gelişiyor? Aslında en büyük şey bilgi bir deneyim yapıyoruz. Bu bilgiyi bir yere yazıyoruz. En başta ilk yazdığımız şey nedir? Hafızamız. Halk o zamanlar birbirine nasıl konuşarak evet. değil mi? İşte toplumun, enerjinin, sosyal hayatın devamını idam ettirir. Doğru mu? Ondan sonra başladık nereye yazmaya? Kitaplara yazmaya. Evet. Nereye yazmaya başladık? İnanın şu dünya çok kaç kez bazı kitap tarihçiler 6 kez batıp
tekrar eski haline gelmiştir. Çünkü medeniyet böyle doğar. Tabii. Sosyal medeniyet insanın doğasında olan şeyi ver ve insan beyninin diğer hayvanların beynine göre en iyi geliştiği neokorteks dediği yer var. Az önce hocam da bahsetti ön tarafı. Ortalama normal bir standart edersek yani biraz teknik bir şey ifade kullanayım. Yani %30 en büyük bizde var. Peşine diğer canlılarda var çok az. Ki orası çok ilginç bir yer. Sosyaletin davranışının bu bizim yapımızı geliştiriyor. Şu medeniyeti kurma yeteneğimiz. O silahımız bizim çok etkili. Evet. Ondan dolayıdır ki sistemi düşünürken, mekanizmayı düşünürken buradan yakalamak lazım. Sistem bilemiyorum. Evet. Yani öyle düşünmek lazım. Çünkü bizim ayarımız ne biliyor musunuz? Bizim ayarımız sadece bireysel değil. Bakın bütün canlılar beraber yaşıyoruz. Ben şunu iddia ediyorum. Bir çocuklu ailede eğer evcil hayvan varsa, mutlu bir evcil hayvan varsa, oradaki aileler o hayvanlara iyi davranıyorsa inan o çocuk o şeyle beraber. Çocuk neyi görüyorsa aslında. O aynı. O çocuklar çok iyi dost oluyor biliyor musun hayvanlarına? Evet, evet. Hepimiz yaşamadık mı? Kesinlikle. O en basit beslediğimiz evcil hayvanlar bile diğer kedi, köpek, diğer hayvanlar da buna dahildir. Evet. Yani onun için empati yapmak bu. Çünkü hayvan olan beyin bizde de var. Ama bizdeki beyin hayvanda yok. Hocam peki empati yapamayan insanlar da oluyor. Bu bir bozukluk mu? Ya da bir şeyin eksikliği midir? Aynen tabii hocam. Kliniğe girmek istedim. Biraz bundan da bahsetmek istiyorum. Şimdi çünkü şöyle bir şey var. Empatiden bahsediyoruz ama tabii. Empati kurabiliyor muyuz? Hepimiz bunu yapamıyoruz. Mesela bazı yani. Hastalıklarda, hocam affedersiniz. Bazı hastalıklar var ki mesela biz bunu yapıyoruz. Mesela bir hastalık var, klinik bir hastalık. Beyin yapısına bakıyoruz, farklı. Mesela empati yahut da bazı sosyopat dediğimiz bir tipler var. Evet. Bunun beyin yapısında bazı bölgeleri daralmış, bazı duyguları daralmış, bazı bölgeleri fazla geliş yapmış. Beyin reseptörlerinin iyi çalışmaması diyebilir miyiz hocam bunu da? Yani? Gelişme diyeyim ben, bölgesel bir nörün fazla hocama girmedi. Örnek vereceğim. Hipokampus'a kaçırmışım çünkü. Yani orada o var kesin bir şey. Evet. Mesela bir ara benim bir şey gelmişti, bir şeyden ki acaba şiddet ve beyin diye bir uluslararası bir kongrede ben bir sunum yapmıştım. Dedi ki acaba suçluların böyle beyin yapısı farklı mı? Evet, farklı da. Aslında bunun karşılığı var. Ceza nedir? Yaptığı işlemden dolayı ceza alır ama altyapısı var. Ve inanın travmatik beyine sahip insanların çocuk dönemine gitmemiz lazım. Evet. Korku olmayan, korkusu olmayan insanlar da tabii bu. Tabii o korku merkezi yok. İşte evet. Aslında mesela biz her duyumuz var limbik da. Limbik sistemde bir sorun mu oluyor hocam? Yani limbik sistem dediğimiz bu hani korku, şiddet vesaire evet. Üreten evet. Orada bir bozukluk mu olmuş? Organizasyon evet. Bozukluğu var orada diyelim. Orada sıkıntı var. Yani şimdi mani var. Mesela hareketi bol bol. Öfori de var. Öfori kendini iyi hisseder. Ama mani dediğimiz bir olayda hareketi, kontrolsüz hareket. Mutlu olan insan da öfori değil mi? Mutlu, kendi evet. Mutlu hissediyor. O da hareketlidir. Evet. Şey olarak. Ama ben fazla kliniğe girmeyeceğim ama fizyolojik olayı anlatmaya çalışıyorum. Evet, mantığı şu. O duygularımız kontrol edilmezse şeyden çıkıyor. Evet. Mekanizmadan çıkıyor. Doğrudan çıkıyor. Hocamın içinde hastalıklardan girecek. Diyebiliriz. Şizofrenin yapısı, beyin yapısı farklı mıdır diyebilir hocam. Tabii. Buyurun. Hocam tabii direkt buna girelim. Mesela şiddet, korku, savaş ve aile ortamındaki huzursuzluklar da mesela beyin olumsuz etkiliyordur. Nasıl etkiliyor diyelim bizi? Entorinal korteks ve limbik sistem. Yani bu bizim birilerini gördüğümüzde sevinmemiz, sevinme ifadesi, tanıma ifadesi, iyi bakma, kötü bakma, sempatik olma, olmama, korkma, korkmama bu tamamen limbik sistemin, hipokampusun fonksiyonlarından biri. Ve Alzheimer'da mesela en önce giden yerlerden biri de budur. Onun için kişi önce az tanıdıklarını, sonra aile bireylerini bile tanımamaya başlar. Evet. Yani o empati dediğimiz duygu da özellikle gri cevher ihtiyacı olan bir duygusal fonksiyonumuzdur. Ve empati, gri cevher yoğunluk ilişkisi çalışılmıştır. Empati duygusundan yoksun olanlarda gri cevher bozuklukları ön plandadır. Ve gri cevher deyince yine kadınlar geliyor aklımıza. Çünkü kadınlarda bu gri cevherin biraz daha fazla olduğunu söylemiştim. Erkeklerde beyaz cevher biraz daha fazla. Biraz önce beynin bölümlerinden bahsederken dedik ki hani beynin sağ tarafı idealleri, beynin sol tarafı gerçekleri, ön tarafı da doğruları daha çok yönetiyor. Mesela buluşlar, tekerleğin buluşu, uçağın buluşu, aerodinamik buluşlar, insanoğlunun bugün kullandığı her türlü teknolojik gelişim ya da
diğer gezegenlerdeki yaşamı arama çabası, farklı kitaplar. Mesela Jules Verne dediğimiz adam, hani beynin sağ tarafını bu kadar güçlü kullanan bir adam olduğu için 60'larda Ay'a seyahati yazıyor, arzın merkezine seyahati yazıyor. Yine çok güzel macera, Tom Sawyer ve benzeri kitapları yazanlara baktığınızda bunların hepsi beynin sağ tarafını iyi kullanan insanlar, yani idealize edenler. Sol taraf daha çok o anki yaşam, o anki deprem, o anki gerçeklerle mücadele edip ayakta kalma çabası. Beynin ön tarafı ise değişen kültürel inançlara göre yaşamı inşa etme çabası. İşte beyin bu kadar fonksiyonlu bir ilişkiyi yönetirken pek çok şeyden etkileniyor. Bunlardan biri de stres. Evet. Stres, kaygı, korku, endişe, monoton ortamda yaşamak ya da bilgiye kolay ulaşmak. Cep telefonları, numarayı aklında tutma, Necip diye kaydet, eşim diye kaydet, kızım diye kaydet. Ama o 7 basamaklı rakamı hatırlama. Ya da araca bin, işte Celal Bayar diye aracın navigasyonuna tuşla, araçla otomatik yaşama. Ama hani bunlar kolay yaşam. Yani yoksa vücudumuzda bu navigasyonla ilgili bir bölge de var. Var. Hatta erkeklerde biraz daha dominant. Yön kavramı konusunda yön çok iyi kavramı. Yer, değil mi? Ama siz bunların hepsini kolaylarsanız, bunların hepsini kolaylamak demek, akıllı telefonlar demek, sizi aktif düşünceden uzaklaştıran her türlü aktivite demek. Evet. Çok fazla film seyretmek, çok fazla televizyon seyretmek, çok fazla edilgen kalmak, pasif kalmak, hep dinlemek. Bakıyoruz, hepsinde eşit seyretmiyor. Kiminde 90 yaşında pırıl pırıl zeka, kiminde 58 yaşında artık böyle söylediğimiz 3 tane kelimeyi aklında tutamıyor. 5 evet. dakika sonra bize tekrarlayamıyor. Neden? Çünkü biri daha edilgen yaşamış. Zaten söylüyor eşi, diyor ki benim eşim zaten konuşmayı çok sevmez. Daha çok dinlerdi. Yerine konuşacak, düşünecek birileri varsa yani, o devreden yani, çıkmış evet. oluyor değil Onun mi? Onun için burada hani beynimizin gelişmesini sağlayan özellikler biraz emek gerektiren özellikler. Bu da zor geliyor artık yani, hocam. Bu da dediğiniz gibi doğada olmak. Evet. Mesela çocuklarda ve hayvanlarda bir süper ego yok. Yani küçük çocuk bilmez neyin ayıp, neyin doğru, neyin toplumda yanlış olduğunu. Sınırı olmadığı için de sizi bir anda o sınırların dışına taşır. Ya da kedi köpek, bunlar da ya da işte kaplumbağa ya da başka bir hayvan. Onun için biz beyni geliştirmenin diğer enstrümanları da toplumun içinde bulunduğumuz çevrenin bitkisine, böceğine, kedisine, köpeğine, çocuklarına daha fazla zaman ayırıyoruz. Evet. Onlar daha çok birlikte olur. Evet, çocuklarla ve hayvanlarla vakit geçirmek o zaman kişiyi olumlu anlamda aynen. etkiliyor beyni diyebiliriz. De beyni de şey. Geliştiriyor. Evet. Enerjiyi de artırıyor evet. diyebiliriz evet. değil mi hocam? Hocam tabii 2014 yılında glenpantik bir sistemden bahsediliyor. Böyle bir çalışma yapılmış ve beyni temizleme konusunda da bir takım çalışmalar. Biraz önce bahsettiniz ama bunu biraz daha detaylandırmak isterim. Beyin temizlenir mi? Evet. Yani beyindeki olumsuz fikirleri bizler nasıl temizleriz? Bununla ilgili bir bilimsel çalışma var ama içeriği, gerçekliğini nasıldır? Sadece aslında fikirler de değil. Yani beyinde bazı proteinler de var. Vücut ne yapıyor? Çalışırken, üretirken, mitokondrilerimiz o enerjiyi yakarken bazı proteinler de üretiyorlar. Atık maddeleri diyelim buna. Bu atık maddelerinin de süzülüp atılması gerekiyor. Çünkü beyinde arzu edilmeyen yerlerde biriktiğinde örneğin Alzheimer hastalığına neden olunuyor. O proteinler atılamadığı için bazı yaşla birlikte ortaya çıkan, 60-70 yaşından sonra ortaya çıkan Parkinson gibi, Alzheimer gibi bizim nörodejeneratif hastalıklar dediğimiz hastalıklara neden oluyorlar. Ama bu glenfatik sistem dediğimiz sistem sadece gece uykusunda ve çalışan bir beyinde, yani yaşayan bir beyinde çalışıyor. Bunun için belki de bulunması epey bir zaman aldı. 2014 yılında 3 tane İsveçli bilim adamı bu çalışmalarıyla sonradan Nobel ödülüne aday gösterildiler ve Nobel aldılar.
Gözlediler ki bunlar beyin omurilik sıvısının da yardımıyla beyindeki özellikle atılması gereken patolojik proteinler buralardan süzülüyor. Vena cava sistemi denen sistemden genel boşaltım sistemiyle atılabiliyor. Ama bazı hastalıklarda ve bu sistemin iyi çalışmadığı durumlarda, bu sistem ne zaman iyi çalışmıyor? O yanıklıkta iyi çalışmıyor, gündüz iyi çalışmıyor. Diyelim ki adam vardiyalı çalışıyor, diyelim ki adam bir felç olayı geçirdi, başka bir rahatsızlığı oldu ve bu sistem aksadı, uyku, uyanıklık, ritmi bozuldu. Bunlarda iyi çalışmadığı vakit bu proteinler birikiyor. O zaman bunlarda özellikle mesela vardiyalı çalışanlarda uyku apnesi daha sık görülür, metabolik sendrom daha sık görülür, tansiyon yüksekliği daha sık görülür, diyabet daha sık görülür ve vardiyalı çalışanlarda totale baktığınızda vardiyalı çalışmayanlara göre ömür daha kısadır. Evet. Hocam yine Necip Hocam yine sizinle devam edeceğim. Çünkü en çok merak ettiğimiz bir şeydir. Kadın ve erkekler hep aynı düşünemez ve hep çatışma olur. Beynim biraz fonksiyonel özelliklerine tekrar girmek isterim. Erkekler ve kadınlar farklı da düşünüyor. Yani biz hep erkeklerin bizim gibi düşünmesini isteriz. Erkekler de kadınların kendisi gibi düşünmeyi ister. Beyin hücrelerinin etkisi var mı? Hani azlık çoklukla ilgisi var mı? Kadın ve erkek neden aynı şeyleri düşünemezler? Şimdi gramaj olarak farklılık var ama ben az çokluktan katılmıyorum. Doğada iki tip beyin var diyoruz. Fizyolojik olarak. Bir kadın beyni, evet, detaycıdır. Hatta çünkü doğada insan hayatı kuran, yani neslin devamını sağlayan, evi yapan, çocuğu geliştiren insandır, kadındır. Bir de erkek beyni var. Bu kesin. Bir de sağlak erkek beyni var. Az önce hocamız çok güzel bahsetti. Bir de solak beyni var. Bakın biz alt grupları. Ben yıllarca, 20 senedir buna uğraşıyorum. Lateralizasyon çalışıyorum şeyde. Farklılık arz ediyor. Mesele şu, hayatın kaynağı şu. Hayatın kaynağı bu iki beyin bir araya gelirse mükemmeliyet olur. Çünkü erkeğin vazifesi belli. Evi koru, bize yiyecek getir. Evet. Ama organizasyon odaklı. Ne? Hedef odaklı. Hedef odaklı. Yani toparlayıcı. Sonuç odaklı. Sonuç odaklı. Hedef erkek toparlayıcıdır. Kadın detaycıdır. Kadın aynı anda çocuğunu da besleyecek. Acaba akşam ne pişirecek? Şimdi ben bazen arkadaşlara geldim. İkisi de hanımefendi de çalışır, beyefendi çalışıyor. Beyefendi de oturur gazetesini okur ama hanımefendi yemek yiyecek, çocuk nereden alınacak, nasıl yapacak, yardım eder o ayrı da. Bu arada çok konuşacak. Konuşması lazım. Konuşmak evet, şu demektir. Konuşmak önemlidir. Konuşmak izahtır. Karşı tarafa duygu halini ve durumu izah etmektir. Bazen hani izah edemez. Evet. Çünkü kendi hafıza 20 bin hafızası vardır bir çocuğun. Erken 7 bin hafıza, kelime hafızası vardır. Evet, bu kadar mükemmeldir. Bu dengelemek lazım. Bir de hocam çok güzel bir ifade kullandı. Biz biyolojik yaşam diyoruz ya. Bu çok önemli. Hocam da katkı olsun. Şimdi vatandaş soracak, ne yapalım hocam? Gece uykusundan çok faydalanacak. Arkadaşım erken yatacaksın, sabah güneş doğmadan bir saat önce kalkacaksın diyorum ben. Çünkü biyolojik ritim var. Hocam da biz biraz çalıştık, araştırmada yaptık. Güzel de bir çalışma olmuştu. Halen sonuçlandırdık da. Ne diyorsun hocam? Mümkün mü? Mümkün değil. Çünkü melatonin salınıyor. Çünkü oradaki uyku hormonları, serotonin ve melatonin salınıyor ve tamir, tadilat yapıyor. Ve sabah güneş doğmadan ifadesi, çünkü o ifadeyi kullandım. Şimdi bugün saat 7'de güneş doğuyor ama yazın 5'te doğuyor güneş. Evet. Yahut da biraz doğuda 6'da doğuyor. Onun için güneş doğmadan az önce bir saat yarım saat. Çünkü o zaman da kortizol dediğimiz, stres hormonu dediğimiz hormonlar var. Çeşitleri var. İsim vermek istemiyorum. Bunlar bizi hazır. Ne hazır? Kalk işe gideceksin. Evet. Eğer böyle fizyolojik yaşarsak, yani biyolojik yaşarsak, yani bir başka ifadeyle fabrika ayarlarında yaşarsak daha sihatli yaşlanırız. Daha sihatli. Ölümlü bir şey diyemiyorum. Konforlu yaşarız. Mentalitesi o. Ama şunu söylüyorum. Sistem bütündür. Şimdi trafikte bir ara biz girmiştik. Sordular. En iyi dikkatli şoförler hanımefendiler. Bir bak söyleyeyim kesin. Ama şimdiki trafiğe gidiyoruz. Yani normal, ne kadar normal. Durumu görüyorsunuz. Yani maalesef inanın. Çünkü hanımefendi dikkatlidir. Evet, refleksleri iyidir. Mekanizması iyidir. Fakat şu ortamda ne kadar çalışabilir? Trafikte saygısızlık var, evet, sertlik var vesaire öfke var şiddet. Ama öfke şiddeti değil. Yani o da şiddetin bu altyapının tezahürüdür yani. Mantığı budur. Onun için ben şundan yanayım. Her zaman kadınlarımıza dikkat, dikkat, yoksa inanın kadınları ikna eden kim olursa olsun başarıya ulaşır.
Evet, ne mutlu. Yani bunun farkına varmak önemli olan zaten. Hocam tabii yavaş yavaş programımızı toparlayacağım ancak çok önemli bir soruyu sormak isterim. Tabii alkol alan kişiler olabiliyor. Tabii herkesin kendi tercihi. Alkol alanların birçoğu şunu söyler. Mesela ben alkol aldığım zaman anılarım siliniyor ya da bir takım konuşmalar siliniyor. Hafızamda kalmıyor. Unutuyorum. Neden biz alkol aldıktan sonra hafızamıza konuştuğumuz şeyleri, o anki anıları kaydedemiyoruz? Aslında alkol alındığında hafıza silinmiyor. Sadece o sırada kayıt yapılmıyor. Yani şu anda arkadaşlar bir program yapıyoruz. Bunu kaydediyorlar, paylaşacaklar. Bir aksilik oldu diyelim ki ve o sırada kayıt olmadı. O aradaki kısmı kaydetmemiş olacaklar için paylaşamayacaklar. Alkolün de böyle bir özelliği var. Özellikle belli bir düzeyin üzerine çıktığında 100 mililitre diyelim kan içinde 20 miligramın üzerinde olmaya başladığında kişinin kullandığı alkole göre bunun derecesi artabilir ama ondan sonra artık kayıt yapılmıyor. Yani bizim hipokampusta çekmecelerimiz var. Şimdi bana sorsanız ilkokuldaki öğretmenimin adını söylerim, Necip'in soyadını söylerim, dün ne yediğimi söylerim. Bütün bunların çekmecelendiği, kaydedildiği bir yer var. Alkol işte o çekmecelere bilgilerin kaydedilmesini geçici olarak ortadan kaldırıyor. Evet. Belli bir eşik değerin üzerine çıkıldığında o saatten sonra kişi yaptığından haberdar olmuyor. Onun için de alkolün tesiri altındayken yaşanan trafik kazaları, işlenen var, suçlar, evet, bilinci geçici olarak baskılayan durumlar olarak değerlendiriliyor. Yoksa yani alkol var olan bir belleği silme, o ancak her gün alan, devamlı tüketen, Korsakov sendromu gibi beyinde kalıcı hasar yapacak rutin artık amatem bağımlısı olan olgularda farklı mekanizmalar olabilir ama hani böyle arada bir sosyal içici olup da çok içtiğimde unutuyorum, hatırlamıyorum diyenlerin bilmesi gereken şey alkol belleği yok etmiyor, sadece o sırada kayıt yapmıyor. Ama o zaman da sıkıntı oluşabilir. O da sosyal olarak zararı vardır yani hocam. Evet. Belli bir uza aşmamak gerekiyor. Çünkü yani konuşulanları, yapılanları eğer hatırlamayacaksak o hale gelmemek gerekiyor. Pozitif yönü şudur. O hoş, evet, öfori diyor. Yani kendi hoş hisseder, inhibisyon sistemi kaldırır ama ondan sonra travmatik sistem var. Tabii. Hani biz hoş sınırı zorlamayacağız. Zor, bir müddet sonra da sabah uyandığınız zaman baş ağrısı değil mi? Bir şey var. Orada mensi zarar verdiğini iddia ediyorlar. Beyne zarar veriyor mu? Tabii. Hocam fazlası tabii, da beyne zarar veriyor. Tabii. Onu da söylemekte fayda hocam var. Yani ona hocam eyvallah. Her şeyin fazlası. Kesinlikle. Evet. Buyurun. Hocam son sözlerinizi alacağım. Tavsiyeleriniz olacaktır konuyla ilgili izleyicilerimize. Yavaş yavaş programımızı kapatacağız. Neler tavsiye etmek istersiniz konuyla özellikle ilgili? Özellikle beyin sağlığı için gerekli olan şu birkaç şeyi unutmayalım. Bir, önce biz pozitif olacağız. Pozitif düşünceler insan beynini diri tutuyor. İki, yatırım yapacağız. Yani kendimize yatırım yapacağız. Bir insanın kendisine yatırım yapması, iyi uyuması demektir. Rutinleri zaman zaman değiştirmesi, hı-hı, demektir. Güzel dostluklar edinmesi demektir. Tüm canlılara saygı duyması, onlara vakit ayırması, çocuklara, hayvanlara, çiçeğe, böceğe, doğaya, ortama. Çünkü monotonluk, kolay yaşam, stres ve şiddet beynin en büyük düşmanları. Bunları unutmayalım diyerek bitiriyorum. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ben çok bir örnek vereyim de fevkalade. Yani bu sözün üstüne bir şey söylemek çok doğru değil ama ben şunu söyleyeyim, iyi niyetli olun. Yani en başta kendimize yalan söylemeyelim. Çok çalışalım, sonuca katlanmayalım. Hani kurdun kuzuyu sevdiği gibi riskilerimizi yapmayalım. Empati riskisi yapmayalım. Empatili, akıllı bir annenin evladı düşündüğü gibi yapmakta fayda var. Koşulsuz bir sevgi diyoruz. Yani ben o muhabbet odur. Diyor ki aşık odur ki maşukunu hasbihal olsun. Evet. İyi niyetli olun. Dürüst, iyi işler yapın. İyi ortam olsun. İyi insan olacaksın. İyi insan diyor, düşündüğün zaman iyi işler yapar.
İyi işler yaptığınız zaman siz de mutlu olursunuz. İyi düşünüp iyi yaşayacağız hocam. Teşekkür değil mi? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Programıma gerçekten çok büyük katkılarda bulundunuz. Çok önemli bilgiler aktardınız hem bizlere hem izleyicilerimize. Tekrar teşekkür ediyorum ve tekrar görmek istiyorum hocam. Yine farklı bir konuyla burada görmek istiyoruz sizleri. Sağ olun. Eksik olmayın. Siz de sağ olun. Değerli izleyenler, Sağlık, Yaşam ve Güzellik program konuğum olarak iki değerli doktorumuzu stüdyomuzda ağırladık. Profesör Doktor Hikmet Yılmaz ve Profesör Doktor Necip Kutlu'yla uyku konusunda, beyin konusunda çok önemli konulara değindik ve sizlere umarım faydalı olabilmişizdir bu programımızda. Yine programımızın sonuna geldik. Başka bir programda görüşünceye dek hoşça kalın.